Anne, bu türküyü senin için söylüyorum. Bayram geldi neyime? Ben gelemiyorum fakat kızını gönderiyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun. Büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinde öperim. Bayram geldi neyime? Anam anam garibem, kan dalar yüreğime. Anam anam garibem, kan dalar yüreğime. Anam anam garibem, yaralarım sızlıyor. Aman aman garibem, doktor benim neyime. Anam anam garibem, doktor benim neyime. Anam anam garibem. Allah'a emanet olun. Sizleri çok çok seviyorum. Var olun. Lütfü arkadaşım, kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olsun abim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin inşallah? İyiyim abi, sizler nasıl, iyisiniz? Şükür vallahi, çalışıyoruz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Ne var ne yok? İyi, hamdolsun. Vallahi ne olsun. İşte biz de gördüğün gibi çalışıyoruz. İşin gücün başındasın. Evet, işin gücün başındayız, evet. Yoğunlukla çalışıyoruz. Evet. Tabii devlet bizden hizmet bekliyor. Elimizden geldiği kadar görevimizi yapmak zorundayız. En iyi şekilde değil mi? Evet. Lütfü kardeşim, nasıl gidiyor işler? Memnun musun hayattan? Vallahi memnunum, çok şükür. Memnunum yani. Memnunsun değil mi? Evet. Yoğun mu işlerin? Vallahi işler yoğun, evet. Yoğun değil mi? Arızalar çok çıkıyor. Arızalar çok oluyor, kırık oluyor, çıkık oluyor, kaynak oluyor, ne bileyim, her türlü tadilatı biz yapıyoruz. Teknisyenin yanında aynı zamanda da koro çalışmaları, klipler, evet, devam ediyor. Aynı zamanda tabii o yan şey... Evet. Koro olsun, Türk halk müziği olsun, müzik olsun, ondan tabii vazgeçemiyoruz. Sahneler de devam ediyor. Sahneler de devam ediyor. Dizilerde de oynuyorsun. Evet. Hangi dizilerde oynuyor? Valla dizilerde işte Rüzgar Kalbi, Paramparça, Yeşil Deniz, Kaçak Kendiler, Seni Kimler Aldı, ondan sonra Siyah İnci, ondan sonra sinemalarda işte Bizi Hatırla, Yol Arkadaşım, Köfres dizisi var. Onlar da işte... Tabii fikir olarak, biyolog olarak yani şeyimizi aldık. Maşallah maşallah, aktifsin ya. Evet maşallah. Hepsine nasıl yetişiyorsun Lütfü kardeş, maşallah? Valla yeter ki gönüller iyi olduktan sonra zaman ayırır. Ayırıyorsun değil mi? Yani yeter ki iyi yere şey, zaman ayırdım, her şey olur. Allah inşallah daha iyi yerlere amin, getirsin. Ya ben şey gördüm senin, kayınvalidine bir beyi söylemişsin, türkü söylemişsin. Çok hoşuma gitti. Onu dinledim ben. Nasıl aklına geldi bu? Nasıl bir şey yani? Kayınvalideni çok mu seviyorsun Lütfü kardeşim? Ya tabii, ne de olsa ana yarısıdır. Evet. Çünkü eşini almışım. Hani ana yarısıdır. Onlar da bizim bir atamız, büyüğümüz. Biz her zaman bize, büyüklerimize öyle gördük. Evet. Yani onlar da bizim anne babamız. Öyle görmek gerekiyor. Çünkü ben de eşimi Erzincan'a gönderdim. Ben gidemedim işin yoğunluğundan dolayı. Gönderemediğim için eşimi gönderdim. En azından o gelsin dedim, biraz değişiklik olur onun için. Annesini, babasını görür. Memleketi ziyaret eder. Ben de baktım olacak değil dedim, bir türkü söyleyeyim dedim. Evet. Ona hani böyle bir hatır olsun diye. Bir en azından dinlerlerse. Ben de yani gerçekten dinlemişler, çok mutlu olmuşlar. Sevinmişler. Tabii beni bekliyorlar inşallah. Nasipse bu yazın gideceğiz. Memleket bir hasret. Yani göreceğiz memleketimizi. Eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı, çevremizi. Yani özledik yani. Vallahi gerçekten seni tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Senin gibi bir evlat yetiştirmişler. Anneniz, babanız yani. Edepli, terbiyeli. Evet, evet. Hayran kaldım vallahi. Türkiye'yi görünce açıkçası. Sağ olasın. Çok da sevindim.
Yani hani bu zamanda gerçekten böyle hani büyüklerine, ailelerine sahip çıkan pek insanlar az olduğu için şaşırıyoruz. Aslında şaşıracak bir şey yok. Hepimizin öyle olması lazım. Ya, tabii ki, tabii ki. Yani örnek Gerçekten. olmamız lazım. Çünkü biz büyüklerimizi de öyle gördük yani. Evet. Yani örf ve adetlerimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Yani büyüklerimize karşı, küçüklerimize karşı hani yani sevgi, saygı, yani onları iyi yapmamız lazım. Çünkü bizden olan örnek almaları lazım yani. Yeni nesile göre. Evet. Biz yapacağız ki bizim neslin, bizden geri kalan insanlar da aynısını yapması lazım. Yani ne ekersen onu biçersin. Evlatlarımıza verebilecek en güzel hediye bence terbiye, değil mi? Terbiye, tabii terbiye her zaman önemli. Evet. Saygı, terbiye, yani ne bileyim bunlar çok önemli. İşte sen de ailenden aldın terbiyeden dolayı bak büyüklerine Evet. böyle güzelce saygılı bir şeyler yapmışsın. Seni tebrik ediyorum kardeşim. Allah Sağ razı olun. olsun. Allah razı olsun. Sizden Tabii de. İzmir'den Erzurum mesafeli olduğu için Erzincan. Erzincan değil mi? Erzurum Evet, değil, Erzincan. Erzincan ha. Evet. Çok da yoğun işlerinden dolayı ben biliyorum sen yoğunluğunu. Evet. Gidemediğinden dolayı da öyle bir hasretten dolayı bir türkü söylemişsin herhalde, değil Evet, mi? evet. İnşallah kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Allah Sağ razı olun. olsun senden. Valla işte sizden de Allah razı olsun. Amin. Yani ne bileyim. Şimdimize. Yanlış bir şey yapmadık hiçbir zaman. Estağfurullah. Kimseleri incitmemeye çalışıyoruz. Evet. Yani toplumda olsun, herhangi iş yerinde olsun. Yani çocuklar, buradaki öğrencilere bile çocuğum gibi, evladım gibi görüyorum dedim. Onları öyle görüyorum Ne ben. mutlu sana yani. Çünkü onlar varsa biz burada varız. Aynen. Onlar yoksa bizim burada ne işimiz var? Doğru Devlet söylüyorsun. bize boşuna para vermiyor. Çünkü onlara hizmet edeceğiz. Onların eksiklerini gidermemiz lazım. Yani bunlar çok önemli yani. Yoksa bizim burada ne işimiz var? Hakkını vermemiz lazım. Yani aldığımız maaşın, paramızın hakkını vermemiz lazım. Vermezsek o zaman ne olur? İki yakamız bir araya gelmez. Yeter ki yani insanlarımız birlik beraberliğimiz olsun. Yani düşman hazır. Düşman ayağın ucunda hazır. Ama önemli olan tabii diyaloglarımızı iyi geçirmemiz lazım. Yani dış devletlere karşı. Evet. Yani onlarla iyi geçirmemiz lazım. Onlar bizi iyi tanıması lazım. Yoksa bizim Türkiye'de her şeyimiz var. Allah'a şükür. Her şeyimiz var. Her imkanlarımız var yani. Allah razı olsun kardeşim. Var mı demek istediğin bir şey? Valla şu anda diyecek bir şey çok, aslında çok var da. Evet. Çünkü zaman da önemli. Evet. Şimdi nasipse işte kalkacağım biraz sonra tadilatlar yapacağım. Evet. Eksik şeyler yapacağım. Senin böyle her şeyin burada hazır değil mi? Yani ekipmanlar. Evet. Biraz sonra işler seni bekliyor inşallah. Yani işte yavaş yavaş işte. Malzemeler alıp işe Evet. koyacağız değil mi? Evet. Bunları alacağız mecburu. Şey abi gitmek gerekiyor. Haydi Bismillah diye bir şey girişeceksin artık değil mi? Evet. Klib işleri nasıl gidiyor arkadaşım? Klib işleri iyi gidiyor abi ya. İyi gidiyor değil mi? Evet. Nasıl yayınlanıyor televizyonlarda? Yayınlanıyor abi. Hangi televizyonda yayınlanıyor? Kara TV'de, Evet. Yaşam TV'de orada yayınlanıyor şu anda. İki tane İki profesyonel tane. klip Evet, çekilmiş. iki tane. Allah yolun Sağ açısını geçsin olasın, diyoruz sağ olasın. inşallah. Evet, değerli abonelerimiz, Lütfü arkadaşımızı belki çoğumuz tanımlar kanalımızda. Tanıyanlarınız vardır, Lütfü Efe kendisi. Değerli arkadaşımız, değerli bir sanatçı arkadaşımız. Kendisi o kadar alçak gönüllü ki
gerçekten tanısanız yani elinde ekmeği varsa hepsini size verir, öyle bir arkadaşımız yani. Sağ olasın abi. Hemen dedim Lütfü dedim, benim dedim bir dedim bahçede işim var dedim. Böyle böyle abi ben yaparım gelirim dedi sağ olsun. Bayağı sıkıntılı bir işimizdi. Geldi kendisi yardımcı oldu sağ olsun. Problem çözüldü. Kendisine asla ücret kabul ettiremedim. Hiçbir şekilde ücret almadı. Ya o para konusu hiç önemli değil. Evet. Dedek insanlık, dostluk o önemli demiş. Altın gibi bir yüreği var kendisi yani. Arkadaşımızın sesi de güzel. İnşallah yakın zamanda televizyon kanalına da çıkacağız değil mi arkadaşlar? İnşallah. İnşallah. O da tabii sizin sayenizde olacak abim benim. Estağfurullah. İnşallah nasipse, Allah nasip ederse gideriz. Evet inşallah. Arkadaşımızın sesi güzel, destek olalım arkadaşımıza. Şöyle bir iki dörtlük söylesen eğer mümkünse. Valla söylemeye çalışırız. Biraz ses yorgunluk var. Evet. Yorgunluk olduğu için belki çakallaşma olabilir. Olsun önemli değil. Burada yani. İzleyen arkadaşlar da şimdiden özür dilerim. Evet. Söylemeye çalışalım. Şöyle hafif bir iki dörtlük var. Aşan bir karnı dağlar dönün, çeken bir ayrılığın derini, bülbül kaça aldın aman günün ardını. Satmadın aman 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 oy zamanı değil zamanı değil gül alıp satmadın aman 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 oy zamanı değil zamanı değil yaprak vefasız güzelde bize ne fayda bu ayda olmaz aman 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 gelecek ayda gelecek ayda ölürüm vazgeçmem aman 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 sevdiğim sende ölürüm vazgeçmem aman 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 oy sevdiğim sende sevdiğim sende değerli arkadaşım çok teşekkür ediyorum bizi kırmadın Allah razı olsun sesin gayet güzel yani çoktan sesle böyle güzelse yani biraz da yorgunluk var. Evet biliyorum yorgunluksun, rahatsızsın yani. Ama rahatsızlık da var işin gerçeği. Allah razı olsun. Sağ İnşallah olun. Allah yolunu açı eder. İnşallah istediğin hedeflere ulaşırsın. İnşallah, inşallah. Allah razı olsun. İşte ne bileyim işte bekliyoruz. Böyle hayırsever vatandaşlardan sponsor olurlarsa çok mutlu oluruz. Yani en azından onların da reklamını yapmış oluruz. Bizim de kendimize göre bir hedefimiz olur. Desteklerini bekliyoruz. Hayırsever vatandaşlardan. Allah rızası için. Değerli abonelerimiz, Lütfü Efe arkadaşımızın YouTube'da da kanal var. Orada klipler de var. Yayınlanıyor şu anda. Evet. Destek olmak isteyen arkadaşlarımız olursa Lütfü Efe'nin profiline girip oradan yorum yazabilirler. İletişime geçebilirler. Biz hepinize şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere değerli dostlarımız. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.